İlk önce bir sıkıntımız var. Evet. Göçmenler şu anda mahalleli kentsel dönüşümde. Göçmenlerden iki kat veriyoruz. 96 yılında çıkmış bu. Hüseyin Öztürk zamanları herhalde bu kadarıyla. Onun 4 kat olması için işte bir imza kampanyası başlattık. İnşallah hayırlı olur. Birinci olarak bu var. İkinci olarak aynı tekstilimizin atılı durumda duruyor. Onun ne olacağını daha belirsiz. Bu var yani şeyimizde. Mesela olarak orayı bir hayata geçirebilirsek çok iyi olacağını düşünüyorum. Bir eski imtihan pistimiz var. Şurada 231 sokakta. Orası atılı durumda duruyor. Pazarcılar kullanıyor bunu. Orayı bir park, bir bahçe gibi düşünüyoruz. Hayata geçirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Bir de yağmur sularımızda sıkıntı var. Yağmur suların hepsi 201 sokak, 203 sokak, 205 sokak bütün akan yağmur suları Ortamal Caddesi'nin orada birleşiyor. Orada birleştiği için evlerimize su basıyor. Bunun bütün dilekçelerin askıya verildi, her yere dilekçe verildi herhalde. Kimse hiçbir dilekçenin cevabı henüz gelmedi. Orada bir sıkıntımız var. Başka nelerimiz var? Pazar yerinin üstünün kapatılmasını istiyoruz mesela. Pazar yerimiz açıkta bir yağmur yağdığında mahalle sakinimiz ya dışarıdan gelenler rezil oluyorlar. Orası var. Ayakkabıcıların içi gibi kapatılmasını düşünüyoruz. 228 sokağımız var burada. 228 sokağın altında bir geçit istiyoruz. Aşağıda geçitlerimiz var ama çok aşağıda. Biraz daha yukarıda okulun oradan bir alt geçit olursa tren yolunun altından daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Tren içi gibi kapatılmasını düşünüyoruz. 228 sokağımız var burada. 228 sokağın altında bir geçit istiyoruz. Aşağıda geçitlerimiz var ama çok aşağıda. Biraz daha yukarıda okulun oradan bir alt geçit olursa tren yolunun altından daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Valla benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Okul. Sağlık. Okulumuz elimizden gitti. O sorun var. Orası ilkokulumuzdu bizim. Şurası şu anda İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okulumuzu geri istiyoruz. Onu söylüyoruz. Tabii neyse konu. Mahallemiz kentsel dönüşümde olduğu için binalarımızı müteahhitlere veriyorlar. Müteahhitler binaları kapısı, penceresi sökülüyor. Evler atıyorum 3 hafta, 1 ay, 3 ay, 5 ay metruk halde kalıyor. Metruk halde kalınca tabii içinde tehlikeli işler de olabiliyor. Yani sigara içiliyor, herhangi bir bali çekiliyor, her şey olabiliyor yani. Onların bir an evvel belediyenin yani buna el atması lazım mutlaka. Bina mesela müteahhiti verildi, belediye başvurdu müteahhit. Hemen ilk önce binanın yıkılması diye 3 gün içinde, 5 gün içinde bina yıkılması diye. 1 gün içerisinde. Evet, 3 bin yıl sırası bekleyen binalar var. Ya metruk bina ne kadar çok olursa mahalle zararlı, ne kadar çok oluyor.